Paşa abi. Nerede bu herif ya? Paşa abi. Yok mu ortalıkta? Yok abi, gel. Abi kraker. Ver. Abi ya ne işiniz var bizim otun böceğin arasında ya? Ya belgesel çekecek başka bir yer mi bulamadık? Çekirdek alırım abi. Ya ben buna söyledim abi. Dedim abi bizim doğada ne işimiz var? Gel dedim, sokak lezzetleri belgeseye çekelim dedim. Hem dedim karnımız doyar, biz de faydalanırız dedim. Yok, neymiş? Bir tane karavanla bir hafta kampa gitmiş. Ben doğadan çok iyi anlarım. Tek bir çakıyla hayatta kalma belgeseye çekeceğim dedim ha. Abi, iki gün karavanla tatile gidenler belgeselci kesiliyorlar ya. Ha, bu bez sandalyeler çıktı ya, katlanır. Ondan sonra bozuldu. Abi bir dakika. O çelik termosların da payını verelim. Onlar da çok tatlı. Haydi. Gencolar, uyanmışız. Çok iyi. Vallahi süper ya. Bana bak. Çok uyuyorsunuz oğlum bak. Aşırı uyuyorsunuz. Vallahi doğa bu kadar geç kalkanı sevmez yani. Saat sabahın 6'sı abi. Peki, doğadaysan doğaya ayak uydurmak zorundasın abicim. Tamam mı? Doğayla beraber uyanacaksın. Ben bunların hepsini anlatacağım zaten size. Sıkıntı yapmayın. Şimdi kayda girin de çekime başlayalım hadi. Abi kahvaltı. Bahadır, kahvaltıyı bana doğa verecek. Tamam, unutmayın. Doğa istediğiniz her şeyi, ihtiyacınız olan her şeyi verir. Gir kayda hadi. Kayıttayız. Kayıt mı? Ses? Geliyor. Hadi oğlum bumu çek. Geldi abi. Evet sevgili izleyiciler, Paşa ile Yaşıyorum ilk bölümünden hepinize sevgiler, selamlar. Bu belgeselimizin ilk bölümünde elimde gördüğünüz büyük çakıyla bu dalı sihreteceğim. Çok güzel şeyler yapacağız. Bu çakıyla doğada nasıl hayatta kalıyorum, bunları anlatacağım size. Birazdan sizinleyim. Buraya böyle güzel görüntüler koyarız, müzik görüntüleri. Tamam, devam. Ne güzel ya, ne güzel sakinsiniz. İyi, hadi. Evet, mükemmel bir güne uyandık. Şimdi süper bir kahvaltı etmem lazım ama kahvaltı etmeden önce tabii ki avlanmak lazım. Avcılık içinde bıçağım yanında. Avlanmak için önce bu dalımı sivrileteceğim şimdi. Çok güzel bir çakım var. Aa, ne oldu abi? Çakı kırıldı. O zaman belgesel iptal, pardon. Hayır, hayır, hayır. Böyle şeyler olabilir. Doğa bize böyle küçük... Oğlum kamerayı biraz kaldırsana, bacağımı çekiyor kamera. Böyle sürprizler olabilir Doğa ama yılmıyoruz. İşte şurada bir tane taş var mesela. Taş yine bıçak gibi dalımızı şey yapacağız, sivriteceğiz ucunu ki avlanalım, aç kalmayalım. Sivritemedi. Tamam, sorun yok yani. Ne yapıyoruz şimdi? Sokak lezzetleri belgeseye çekiyorum. Hayır canım, Allah Allah. Tamam, avlanma tekniklerine döneceğiz. Kahvaltımız için ateş yakalım önce, değil mi? Ateş yakalım. Nasıl mı yakacağız? El matkabı yöntemiyle. Şimdi gösteriyorum efendim. Buralara müzik koyun hep altlara. Evet. Gel. Peki, yakın çek. Oğlum ne güzel, ne rahatsınız lan. Hadi. Şu şekil. Evet, elime yakın gel. Bu şekilde el matkabı yöntemiyle bu dalı böyle hızlı hızlı yapacağım. Alttaki dalları sürtüşecek. Alttaki dallar da kavak ve çınar olması lazım. Çok güzel olur onlar. Şu şekilde birazdan zaten alev alacak burası. Olması lazım. Paşa abi çakmakla üstüne. Hayır. Doğal yola yanacak. Sakin olur musun? Birazdan bak nasıl deli gibi dumanlar çıkacak şimdi. Evet, daha hızlı yapıyorum. Duman çıkacak. Evet. Birazdan duman geliyor şimdi. Duman. Abi duman kabaktan değil, ardından çıkıyor sanki. Şimdi onu montajda atarız, sorun değil. Daha hızlı yapıyorum. Ah, bayağı ısınıyor ha şu an. Bayağı... Ne ısınıyor? Aaa! Su mu yok bir şey? Ulan kabağı yakacağım, bir de elini yap. Tamam, panik yapmıyoruz, ne yapıyoruz? O zaman sokak lezzetleri belgeseli çekiyoruz. Hayır, hayır! Ya, bir teknik daha var, bir teknik daha var. Şuradaydı. Büyüteç tekniği. Büyüteçle yakacağım bunu, şimdi yakacağım. Burada güneş ışınları dağların üzerinde yoğunlaşacak. Sabitleyeceğim. Bak şimdi nasıl yanacak. Şekerim çok kötü oldu. Evet. Tamam. Doğal yollarla yakacağım, sus. Abi çakmak da doğal, bakkaldan aldım.
Abi alsana şu çakmağı ya. Al. Tek çakmakta hayatta kalma belgesel olur işte. Şuradan bulut geçiyor. Bulut geçmesi yanacak. Bulut yok ya abi. Bulut değil mi o? Tamam. Evet. Olmadı, yanmadı. Ne yapıyoruz? Ha, sokak lezzetleri belgeseli çekiyoruz. Hayır. Kayıttayız şu an. Saçmalama. Böyle pişirilmeyecek yemekler bulacağız kendimize. Pişirmeye gerek olmayacak. Yiyecekler bulacağız yani. Tamam. Kraker mi? Hayır canım, ne krakeri? Şurada mağara var. Mağaranın içinde çok güzel mantarlar var. Oraya gidiyorum. Aman paşa abi, mantar işine girmeyelim. Ya korkmayın, yakın gelin şöyle. Gelin bir. Oğlum bir kaldırın lan azıcık, gelin. Hadi gel şuraya. Çok güzel ya. Şimdi gireceğim. Bakın buradaki en büyük tehlike mağara. Yani bak zaten yosun tutmuş mağaranın önü. Bu ne demek? İçerisi boş ve güvenli demek yani. Tamam mı? Abi yosunla ne alakası var ya? Ben toplayacağım şimdi. Kayıtta kal. Bütün şeyleri alacağım şimdi. Tam benlik mağara ya yalnız. Böyle kötü hava koşullarında da böyle kendimizi koruyabiliriz böyle mağaralarda. Güvenli bir mağara yani. Anam! İçeride bir şey var. Sakin olmalıyım baba. Beni içeri çekiyor. Ayağımı tutup... Anam! Geldim. Çekil. Bu durumlarda panik yapmıyoruz. Panik asla yapma. Yardım edin. Yardım et. Bir şey ara. Herif gitti. O zaman paydos. Paydos. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. İçeride bir karanlık görmedim ama çok kuvvetli bir şey var içeride. Ne var? Bilmiyorum ben neyse. Oğlum, kayayı tek başıma kaldırdım. Ayıp ya. Tamam. Donbaşı gibi kaldırdın lan. Bizi, bu bizi koruyacaktır. Kayıtta mı? Paşa'yı yaşıyorum. Devam ediyor. Yaşamak diyor muyuz abi buna? Tamam. Mantarlar olmadı. Ama dediğim gibi doğa. Bize çok büyük kıyaklar geçiyor. Yanımda çok güzel bir ağaç var. Hayır, akıllanmıyor da. Paşa abi. Abi, karavanda bir tane güzel sandviç var. Tek bir sandviçte hayatta kalma belgeseli çeksen. Hadi kayıttayız. Beni sinirlendirme şeyi. Allah Allah. Bu ağaç özel bir ağaç. Bakar mısın çünkü güzelliği? Bunu sağladığımızda bunun meyvesi çok güzel meyve. Ondan sonra bunlar düşecek, yiyeceğiz. Doyacağız inşallah. Ağacın özelliği dalları böyle ele gelebilecek dallar. Yani kopuyor dalları. Bu şekilde sallıyoruz bunu. Yumuşacık dalları var böyle. Dallar koparsa kendini yeniliyor ağaç. Ne bu ya? Ne bu? Ne bu be? Paşa abi, o yılan. Ne? Alalım mı? Hayır, hayır. Doğadaki canlılara kötü davranmıyoruz şimdi. Sakince. Siz zaten sakinsiniz de. Onu alacağım şimdi. Sakin, ses çıkar. Bunu götür buradan, bunu çık. Ya canım benim ya. Yeşil başlı ağaç yılanı bu. Çok basit, zehirsiz, saçma sapan bir yılan yani. Paşa pardon ama o yılan siyah. Hayır canım, başı yeşil işte. Abi orası başı değil ki. Nasıl? Nasıl ya bu? Ha. Çok hareketli ya. Başı nereye? Isırmaz diyordun abi. Bayağı ısırdı. Zehir de yok diyordun. Zehir? Biraz var. Hastane diyor muyuz abi o zaman, hastane? Oğlum ormanın ortasındayız. Ne hastanesi? Doğru. Hayır ya, sakin. Siz zaten aşırı sakinsiniz de. Hareket edemiyorum ki. Allah'ım işte şükürler olsun. Dedim mi size doğa beni seviyor diye? Abi doğa seni çok sallamıyor gibi. Yanımda görmüş olduğunuz o kırmızı dallar var ya. Bunlar... Dilim nerede lan? Dilim yok gibi ya. Allah Allah. Çok fena soktu namussuz yılan. Kaç kere vurdu yani. Dallar kırmızı yaman haydutu.
çiçeği bunlar. Abi şöyle bir... Abi yesene. His var mı abi? Elimde hiçbir şey hissetmiyor. Vursana bana. Vurdur, hiçbir şey hissetmiyor. Vur. Yok mu? Sağlam mı? Hiç hissetmiyor. Vurmayayım vur. Abi. Vur lan! Abi bum pahalı, vurmayalım. Ha. Şöyle vereyim abi. Bu çok iyi gelecek şu an. Kan pıhtılaşmasını önleyecek. Al abi. Ama gitme. Bak onu yere düşürdün. Nasıl yiyeceğim onu? Vurma ya, acıyor ama o kadar da. Yani sesi çok kötü geldi. Acımadı da. Siz, çekim bittikten sonra sizde neler yapacağım bak. Ya abi buyur, afiyet olsun. Suyu bir döksene, his var mıymış bir bak. Ağzıma dök, ağzım kurudu. Sadece dilimi hissediyorum. Gel abi. Taze su değil mi bu? Taze abi. Tamam, iyiyim. Doğadan değil, karavandan. Bak. İyi misin? Ha? İyi geldi mi abi? Oh. Abi bu sefer tutturdu. İşe yaradı. Yaramadı, yaramadı. Ne oldu ki? Yani şu an ani bir güneş tutulması yaşamıyorsak... ...kör oldum yani herhalde. Abi yaşamıyoruz. O zaman kör olduk ya. Bahadır, Bahadır, Bahara. Gel abi karavana kaçalım. Ne diyorsun ya? Bahadır! Fikri! Bak, Bahadır, Fikri! Bahadır! Şaka yapmanızsa gerçekten görmüyorum. Bahadır! Nereye gittiniz ya? Bu sesler var garip garip. Abi! Evet? Senin mağaradan ayı çıktı, ayı. O... ayı mıymış o? Ne diyor? Ardında ayı bağırıyor, gel istersen. Ardım derken, ardım. Nasıl ardım? Tam ardım mı? Sesimize gel abi, sesimize gel. Paşa abi, ha? Burada uyuşturucu tüfek var, vurayım mı? Hayır, öyle bir şey yok. Doğadaki hayvanlara zarar vermiyoruz. Tamam, Fikri sadece tam mı ardımda şu an? Evet abi. Tamam, şimdi elimi uzatmayayım. Başka bir şey falan tutarım, Allah muhafaza. Yanlış anlar şimdi. Tamam, siz kayda gir, kayda gir. Kay akıyor. Sevgili izleyiciler, kayıttayız. Şu an... ayı var. Derler yani ayı karşısına çıkınca... böyle ölü taklit yapınca ayı kaçar diye saçma sapan bir fikir vardır. O saçma sapan bir şeydir zaten, öyle bir şey yoktur. Ayı ya, ayı korkutarak kaçırabiliriz. Yüksek ses çıkarak ayı kaçar. Kayıttayız değil mi? Kayıttayız. Akıyor abi. Bak şimdi, bak. Ya korkmadı, tamam. Ne yapıyoruz? Korkmadı. Vuruyor muyuz abi? Hayır, sakın! Hayvanı bir daha vuruyoruz deme bak! Doğadaki hayvanlara zarar vermiyoruz. Ben küçük hareket yaptım, o yüzden hayvan... Hayvan dedik ya, ya da... korkmadı, şimdi korkutacağım, sakin. Bu arada... ayı kim da ya? Paşadan küçük ha. Küçük konuşan! Abi yılan zehrinin etkisi o, bir şey yok. Halüsinasyon görüyorum. Halüsinanın gülüşüne benziyor. Kim o? Yılan zehridir abi, devam. Tamam, kayıtta mıyız? Kayıttayız, ses de akıyor. Korkutuyorum şimdi, kaçıracağım şimdi. Ayı korkusuz ayı. Abi vuralım mı? Hayır de. Bak ne diyorum. Bahadır, hayvanlara zarar vermiyoruz. Ben daha büyük bir hareket yapacağım, korkacak. Tamam. Bekleyin, sakın vurmayın. Tamam. Bekleyin. Vur! Bahadır, vur! 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 Vurdunuz mu? Ne yapıyor lan? Vurun! Oğlum ne yapıyor, niye saldırmadı? Niye üstüme çıktı bu? Beni ne zannetti bu ya? Neredesiniz artık? Üstüme yıldı bu. Abi, kayıttayız. Gel buraya, kayıtta mısınız? Kamerayı getir şöyle, gel. Evet, sevgili izleyiciler. Bir bayıltıcı tüfekle doğada nasıl hayatta kaldığımı izledik bu bölüm. Önümüzdeki bölümler sizlerle görüşmek üzere şimdilik. Hoşça kalın. Kes, kes, kes. Kes, al artık bunu, al. Normalde ayı saldırır, bu üstüme yaptı. Bu amacı başka bunun, al. Hoş. Hoş. Ayıydı bu o kesin. Ayı abi. Senden kısa ama abi. Olsun oğlum. Kısası uzunum var, hayvan niyeti bozarsa manyak mı? Uzunum diye yapmayacak mı bir şey? Abi sen... Ben sopayı hiç görmüyorum. Götürün beni. Abi gel karavana. Ne var orada, ses geliyor. Sağdan abi. Üf,
Ya Bahadır, Fikri hemen nereye gitti ya? Abi, Fikri'nin çocuğu kreşte okuyor ya. Saati geldi de kreşe yetişmek için acele etti. O yüzden zaten aceleci davrandı. Bu Fikri beni çok geriyor. Acayip geriyor beni. Bak, doğadan korkmuyorum ama Fikri... Abi, biraz doğadan da mı korksan? Yani bak, arkadaşlar o çantaya panzehir koymasalardı vallahi gidiyordun ya. Hem yılan zehri etkisi altında bir de ayıdan dayak yedin. Neyse, görüntü geldi mi? Bir şey yap bakayım. Yok, hiç görmüyorum. Ben ama sana söylemedim abi. En başından beri söyledim. Sokak lezzetleri belgeseli çekelim dedim. Of, bilemiyorum ya. Belki de bunların hepsi kendimi babama ispatlama çabam yani bu doğayla olan tutkum. Ha, doğa bir metafor mu diyorsun abi? O beklenti yani babana karşı olan bir hasret, bir özlem mi abi? Öyle mi anlayalım? Bahadır, beni o kadar iyi anlıyorsun ki. Anlıyorum da abi, şu yılan düştüğünde bırakacaktın ya. Tam o yılan kısmında bırakacaktın ama. Oğlum işte babamla alakalı hep işte. Hep kendimi ispatlama çabası yani. Bir şeyleri çözmem lazım. Çözemiyorum ama yapamıyorum, beceremiyorum. Belki de ben kaçıyorum abi. Kaç abi. Aynen abi. Kaç abi, kaç. Abi kaç, kaç. Nereye kadar kaçacaksın? Hep kaçtım zaten. Hayatım boyunca kaçtım. Oğlum belki de kabullenmem gerek lan. Belki de benim babamın beni kabullenmemesini... Kabullenmem... Kabulleneceğim abi. Ben de bundan sonra gerçekten babamın istediği gibi adam olacağım. Ya Bahadır oğlum, iyi ki varsın lan. Vallahi o kadar rahatladım ki. Bahadır değilsin değil mi sen? Ayısın. Ayı mısın? Yine vuracağım değil mi? Dur ama başka bir şey yapma, tamam mı? Nerede? Çok özür dilerim. Ne taraftan vuracaksınız? Ona göre ben şey yapsam. Kesin vuruyorsun, tükürdün. Neye tükürdünüz? Neye tükürdüğünüzü sorabilir miyim? Niye tükürüldü? Buralara hep müzik koyalım. Buralara hep müzik koyalım. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de